Sıradaki konuğumuz 1980 Nevşehir doğumlu. İlk ve orta öğretimini Nevşehir'de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Türkçe öğretmenliğini bitirdi. Selçuk Üniversitesi Türkçe öğretmeninden dereceyle mezun oldu. 7 yıl devlete bağlı kurumlarda görev yaptı. Çeşitli konularda makale ve şiirleri mevcut. Evli ve iki çocuk annesi. İkbal Şişman hanımefendi. Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Dünyaya gelenler gider. Her giz gelmez yola gider. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Miskin Yunus söyler sözün. Yaş doldurmuş iki gözün. Bizi bilmeyen ne bilsin, bilenlere selam olsun. Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Hocam ve değerli misafirler, sizlere Anadolu'nun Manevi Genelkurmay Başkanı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin diyarından ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbedarı Arife anamızdan sevgiler, selamlar, muhabbetler getirdim. Ayrıca Bağımsız Türkiye Partisi'ne katılmasından büyük mutluluk duyduğumuz Timurcan Ulusoy Beyefendi'ye hemşerim olması vesilesiyle de aramıza hoş geldiniz diyorum. Konuşmama başlarken birkaç dörtlüğünü sizinle paylaştığım Yunus Emre, Türk şiirine çok önemli katkılarda bulunmuş ve Anadolu coğrafyasında Türk dilinin gelişmesini sağlamıştır. Tasavvufa girişi ise ilginçtir. Yunus Emre'nin zamanında bir kıtlık yaşanmaktadır. Hünkar adında bir zatın İsteyen herkese buğday dağıttığı dilden dile dolaşmaktadır. Yunus Emre buğday almak için Eskişehir'in Sarıköy'ünden yola çıkar. Yolda alıç toplar, hünkârın huzuruna gelir. Hünkâr alıçları dervişlere dağıttırır ve orada misafir ederler. Birkaç günden sonra dervişler Yunus'un acelesi olduğunu söyleyince hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli der ki, varın Yunus'a sorun. Alıçlarının çekirdeğince himmet mi ister yoksa buğday mı? Yunus der ki, ben himmeti neyleyim? Çoluk çocuk aç, bana buğday gerek. Buğdayını alır ve yola koyulur. Yarı yolda pişman olur, der ki ben ne yaptım? Nasıl oldu da himmeti reddettim der ve tekrar geri döner. Hünkâr, biz onun anahtarını Tapduğ'a verdik deyince Yunus Emre Tapduğ'un kapısına gelir ve orada 40 yıl hizmet eder. Odun taşır dergaha. Eğri odun girdirmez dergahtan içeri. İşte Yunus'u Yunus yapan bu hizmetidir. Yunus'u Yunus yapan Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Yunus'u Yunus yapan Ehl-i Beyt nefesidir. Ehl-i Beyt sadece o dönemde değil, her dönemde bizim kurtuluşumuz olmuştur bugün olduğu gibi. Peygamber Efendimiz'in bir hadisini paylaşmak istiyorum sizlerle. Ehl-i Beyt'imin aranızdaki timsali Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, bilemeyen helak olur. Bugün çözümü Amerika'da, İsrail'de arayanlar, Vatikan'ın gemisine binenler yönünü yanlış tarafa çevirmiştir. Hoşgörü ve diyalog diyerek, medeniyetler ittifakı diyerek Ehl-i Beyt'e sırt çevirenler büyük bir yanlışın içindeler. Biraz önce andığımız Yunus Emre himmeti reddettiği için pişman oldu. Yolun yarısına gelince hatasını anladı ve kurtuluşu Ehl-i Beyt'te buldu.
Göçtü kervan, kaldık dağlar başında demeden. Gelin, Vatikan'ın kapısından ayrılın ve çözümün tek adresi olan, Ehl-i Beyt'in sesi olan Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın kapısına gelin. Yanlışınıza yanlış katmayı bırakın. Topraklarımızda, Türklüğümüzde, bayrağımızda ve birliğimizde gözü olanlarla bir olmayı bırakın. Bu millet geçmişte bir karış vatan toprağını düşman eli değmesin diye her türlü zorluğa rağmen mücadele eden kahramanlar yetiştirdi bağrında. Biz onların torunlarıyız. Türk milletinin kahramanları bitmez. Bu milletin fedakar kadınları tükenmez. Biz Türk Fatıma'yız. Biz Kürt Zeynep'iz. Biz Çerkez Emine ve Laz Zehra'yız. Biz İstiklal Savaşı'ndan gelen Nene Hatun'uz, Kara Fatıma'yız, Elif'iz. Biz bu topraklarını düşmana çiğnetmeyen bacılarız. Çocuklarını ya Muhammed ya Ali, sen göster doğru yolu diyen ninnilerle büyüten ve bu evlatlarını bu vatan toprakları için feda eden analarız. Hak ve hakikat için verilen mücadelede o gün de vardık, bugün de varız. Konuşmamı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin adeta bize anlatan bir dörtlüyle bitirmek istiyorum. Rengimiz güldür bizim, gül gibi açacağız. Gönüllere aşk ile sevgiler saçacağız. Hak hakikat yolunda bir yüzümüz var bizim, olduğumuz gibiyiz ve öyle kalacağız. Hepinize saygılar diliyorum.